Dostlar merhaba. Kayıtlara geçmesi adına bugün 21 Ekim 2023 günlerden cumartesi ve an itibariyle saat 21.56. Bu bölümde başlıktan da göreceğiniz üzere Anadolu yiyen canavar İstanbul'dan bahsedeceğiz. Geçen gün Kadıköy'de bir çorbacıda çorba içtim. Sonrasında da bir su söyledim. Pet şişesinde bir su getirdiler ve suyun markası bildiğimiz markaların dışında bir markaydı bende de bir şey var huy var paketli bir gıdayı alırken işte o gıda nerede üretilmiş ne zaman üretilmiş son kullanma tarihi vesaire bunlara çok detaylı bakarım severim de o ürünün hikayesini merak ederim açıkçası o yüzden de bakarım suya bir baktım su Tunceli'den gelmiş ta Tunceli'den İstanbul'a su gelmiş sonra dedim ki buna gerek var mıydı ve sonradan şu sonuca vardım demek ki gerek var ki o su oradan buraya gelmiş özellikle su gibi böyle ağır e, e, tükettiğimiz gıdalarda gıda maddelerinde fiyatı belirleyen en önemli unsur e, taşıma maliyetleri, e, lojistik maliyetleri ve maalesef e, İstanbul konumu itibariyle de işte e, Türkiye haritasında gözünüzde canlandırın e, Anadolu'nun kuzeybatısında en uç noktalarından e, bir yerde dolayısıyla lojistiğin de çok pahalı olduğu bir lokasyon yani işte bir kamyon Antalya'dan çıkan bir kamyon işte Ankara'ya 20-30 bin liraya yük taşıyorsa muhtemelen İstanbul'a e, ücretli otobanları da göz önünde bulundursak 50-60 bin liraya geliyordur ve bu muhtemelen değişiyordur sürekli olarak mazot fiyatlarına bağlı olarak. Ve maalesef özellikle hani bir şekilde hadi bunu finanse ettik diyelim e, oluşturduğumuz o karbon ayak izi Artık gerçekten sürdürülebilir bir noktadan çok uzaklaşmış durumda ki bunun en önemli emarelerini de işte sıcaklık rekorlarının kırıldığı yaz dönemlerini yaşayarak görmeye başladık. Bazen kendimce şunu düşünürüm hep yani İstanbul'un yerini biz değiştiremiyoruz. Bu nüfusu da böyle hadi ince Anadolu'ya taşıyamıyoruz. Niye biz bu İstanbul'u besleyen lojistik ağlarını işte bu lastik tekerli araçlara değil de e, trenlere devretmiyoruz yük trenlerine. Çünkü gerçekten bir yükü kamyonla, tırla taşımak çok maliyetli bir iş. Yani e, ben işte Anadolu e, yakasındaki hali Avrupa yakasındaki Halil de biliyorum ve zaman zaman önlerinden geçiyorum. Özellikle sabah saatleri. Müthiş bir kamyon trafiği oluyor. Yani günde kaç bin tane kamyon girip çıkıyordur Allah bilir ki bu binlercedir. Ee, örneğin bin tane kamyon demek, işte bin tane şoför demek, değil mi? Ya da bin çarpı sekiz sekiz bin tane lastik demek, belki daha da fazlası var. Bir o kadar yedek parça demek, bir o kadar asfalt yol demek. Yani dolayısıyla aslında çok e, mantıklı bir lojistik lojistik e, e, yöntemi değil. Hani bunun yerine biz e, önemli üretim e, bölgelerinden işte e, Konya olabilir veya Adana, Antalya tarafından olabilir veya Doğu Anadolu tarafından olabilir büyük şehirlerimizi Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerimizi besleyen yük taşımacılığına yönelik böyle tren hatları oluştursak diye çok düşünmüşümdür. Çünkü düşünün yani bir vagonlu bir tren yapsanız bin tane tırın ya da bin tane kamyonun yaptığı işi tek başına yapabiliyor ve çok daha sürdürülebilir ve karbon ayak izi de bir o kadar düşük. Tabi burada en büyük sıkıntı e, bu tren hatlarının, tren e, yük, yük taşımacılığının çok esnek olmaması e, veya işte e, çok hızlı olmaması gibi problemler karşımıza çıkıyor. Ama bunlar pek hala aşılabilecek problemler ki zannediyorum buraya da doğru gitmek durumundayız. Çünkü işte e, mazot olmuş 40 lira. Yani yedek parça veya işte bu kamyonların, tırların bakım maliyetlerini hiç saymıyorum ki onlar da ciddi anlamda artmış durumda. Dolayısıyla buraya doğru yönelmemiz gerekiyor ya da kendi kendine yeten şehirler inşa etmemiz gerekiyor. Yani biz hani bu insanların hepsini kırsala gönderemiyorsak insanların şehirlerde aynı kırsallarda üretim yapacak bir hale getirmemiz gerekiyor belki de. Yani onlara kendi üretimini yapacak alanlar tahsis etmemiz gerekiyor. Çünkü yoksa işte bir Antalya'dan domates gelmesi için işte binlerce litre mazot yakacağız ya da binlerce teker eskiteceğiz, kamyon eskiteceğiz. Bu hiç sürdürülebilir değil ve sürdürülebilir olmadığını da az önce de bahsettiğim üzere yaşadığımız iklim kriziyle de görüyoruz. Dolayısıyla ben 2006 yılında işte İstanbul'a geldim. Yaklaşık bir Ankara maceram da oldu ama yaklaşık 15-16 senedir ömrümün yarısını İstanbul'da geçirdim. E, hala bu kalabalıkla alışabilmiş değilim ama artık zannediyorum e, işte bu yaşadığımız ekonomik krizle birlikte bir tersine göç e, furyası da başlamış durumda. Bu iyi bir şey. E, çünkü gerçekten şehir bu kadar insanı kaldırabilecek bir noktada değil. E, bu kadar fazla insan olduğundan dolayı da her şey bu şehirde mış gibi yani yollar gibi, evler mış gibi e, geliyor bana e, bilemiyorum. Yani çok hakkında yani böyle çok da kötü şeyler de söylemek istemiyorum. Yani çok kadim bir şehir, çok güzel bir şehir ama çok kalabalık bir şehir. Ve bu kalabalıklık e, bir zaman sonra insanı gerçekten yoruyor, yıldırıyor. Bunu özellikle haftanın beş günü trafikte vakit geçiren biri biri olarak söylüyorum. Ve maalesef işte bu nüfusundan dolayı ve bu bölgede de çok geniş araziler olmadığından dolayı Anadolu'yu yiyen bir canavar konumunda İstanbul. Umarım bir gün bu canavarlığını bırakır ve kendi kendine yeten bir şehir haline gelir. Bu çok ütopik bir düşünce çünkü az önce de bahsettiğim gibi çok büyük topraklar yok, düzlükler yok. Ancak teknoloji denende bir şey var. Yani artık insanlar topraksız tarım yapıyor, dikey tarım yapıyor. Ee, örneğin Konya kadar Hollanda dünyaya işte tohum satıyor değil mi? Fide satıyor, çiçek satıyor. Dolayısıyla çok e, almamız gereken ders, kat etmemiz gereken yol var bu konuda. Görüşmek dileğiyle.